Business Channel Türk izleyicileri, bir işi bilen programı daha sizlerleyiz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Konsol Organik üreticisi Abdullah Hayati Soydakök konuğumuz efendim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Konyalardan geldiniz. Ayağınızın tozuyla. Evet. Şimdi solucan gübresiyle ilgili bir de konuya girmek istiyorum. Aklımda da şöyle çok sorular var. Ama öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Konya Çumra doğumluyum. 1959 yılı Konya Çumra'da doğdum. Çumra'da tahsilimi yaptım. Ticari hayata atıldım. Kısa bir müddet ticari hayatta çalıştıktan sonra bir kamu kuruluşuna girdim devlet memuru olarak. Oradan emekli oldum. Emeklilikten sonra birkaç iş deneyimim oldu ama hayvancılık benim en çok hoşlandığım ve Konya'da ilk diyebilirim, bildiğim kadarıyla benden önce yapan yok. Bıldırcın, keklik, sülün üretimi yaptım. Tavuk yetiştirdim. 6 sene bu işi yaptım. Bunun yanı sıra koyun, keçi besledim. Bunlarla birlikte aynı zamanda devlet memurluğuyla paralel. Beraber yürüttünüz. Sabah 5'te yatağımdan kalkar, gece saat 12-1'de evime gelirdim. Bu şekilde bir çalışmayla. Çünkü hayvanların arasına girdiğim zaman ben kendimi inanın kaybediyorum. Unutuyorum yani. Dünyamı yani unutuyorum. Rahatlıyorsunuz orada değil mi? Çünkü huzurlu. Orada aldığım zevki gerçekten hiçbir yerde almıyorum. Dediniz mi çalışma altında bile bu kadar rahat, huzurlu, hani kafam böyle dingin. Aynen öyle. Değil mi? Aynen öyle. Çünkü gerçekten Özge Hanım, hayvanlar hiçbir zaman verdiğini inkar etmiyor. Kesinlikle. Bir veriyorsun, 10 alıyorsun. Ama insanlar öyle değil. İnsanla uğraşmak kadar da zor bir iş yok. Ama uğraşmak zorundayız. Neden? Bu insan bizim insanımız. Bu ülke bizim ülkemiz. Ve biz dünyada tek olmak zorundayız. Başka alternatifimiz yok. Doğru söylüyorsunuz. Ki bunu da zaten baz alarak dediniz ki ben bu ülkemde bir farklılık yaratayım. Evet. Belki birkaç zamandır hani sıklıkla duyabiliyoruz solucan gübresini. İşte haberlere de çıktı, konuda oldu. Hani ticarete yeni yeni atılan kişilerin yaptıklarını bir şekilde görüyoruz, duyuyoruz. Evet. Hala daha revaçta olan ve bence olması da gereken çünkü geri dönüşü hani akabindeki sonuçlar çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Evet. O yüzden bir de sizin ağzınızdan dinlemek isterim. Hani elbette söylüyoruz solucan gübresi. Peki bu nedir aslında? Asla asla öncelikle en başına gidecek olursak. Nedir solucan gübresi? Şimdi Özge Hanım solucan nedir? Buradan başlayalım isterseniz. Solucan bizim tarlalarımızda bol miktarda olan toprağımızın değerini, kalitesini, ürün verimliliğini 4'e 5'e hatta 10'a katlayan bir mahluk. Ancak biz ülkemizde birçok şeyi olduğu gibi bunu da ellerimizle mahvettik, bitirdik, yok ettik. Yani şu anda solucan bize maalesef her şeyde olduğu gibi gene Avrupa ismiyle, Kaliforniya solucanı ismiyle ya, ülkemize söylüyoruz. Yeniden girdi. Evet, onu da duymuştum. Halbuki bizim bu Kaliforniya solucanı diye bildiğimiz solucan, belirli şartlarda, belirli ortamlarda bizim anlayacağımız tabirle ıslah edilmiş, evcilleştirilmiş mahluklar. Yani bizim tarladaki toprak yiyen solucan değil bunlar. Çayır solucanı diye bildiğimiz tarladaki toprak solucanından daha ufak yapılı, daha ince, daha narin ve genelde bitki özleriyle, bitki kökleriyle ve evsel atık dediğimiz yani türden şeylerle beslenen hayvanlar. Kırmızı solucan mı? Kırmızı solucan. Bu oluyor değil mi? Kırmızı evet, yani. Kırmızı solucan. Ha, adını değiştirmişler. Evet. Ankara tavşanının Angora tavşanı olduğu gibi bu da Kaliforniya olmuş. Çayır solucanı. Ama bu işi yapmak isteyen arkadaşlara ben özellikle şunu söylemek isterim. Bu işe başladığı takdirde sakın ola ki meradan, çayırdan, solucan toplayıp bunların içine katmasın. Onu ayrı bir kapta tutsun. Bir müddet sonra o da bunun gibi olacaktır. Öyle mi? Tabii.
bir müddet sonra o da bunun gibi olacaktır. Kısacası aslında solucan gübresiyle birlikte daha bir güzel harmanlanıyor. Evet. Peki bunun üretim aşaması nasıl oluyor? Gübrenin mi, solucanın mı? Solucanın. Solucanın üretim aşaması, solucan 0 derece ile 35 derece sıcaklıkta yaşayan bir hayvan. Ama bunun en verimli yaşama ortamı 17-25 derece. 17-25 derecelik bir sıcaklıkta hem üremesi hem sağlığı daha güzel oluyor. Solucan çift cinsiyetli bir mahluk. Yani eşleşecek bir partner bulamadığı takdirde kendi kendiyle eşleşebilen. Ama eşleşmek için bir partner bulduğu zaman karşısındaki partneri erkekse kendisi hemen anında dişi olabilen veya karşısındaki partneri güçlü bir dişi ise kendisi erkek olabilen bir mahluk. Allah onu öyle yaratmış. Güzel bir mahluk, sağlıklı bir mahluk. Çok faydalı ve çok verimli bir mahluk. Ha, ağırlığı 8 grama kadar çıkar yetişkin bir solucanın. Bir solucan bir yılda 16 kat büyür. Yani sayı olarak. 16 kat. Bir yılı 12 ay olarak hesaplarsak 16 kat büyümesi artık gününü siz hesaplayın. Gübresini de yine siz üretiyorsunuz değil mi? Gübresini aynı şekilde evsel atıklarla alıyoruz. Solucan gübresini, solucan ne yer? Solucan sığır gübresi yer. Koyun gübresi, keçi gübresi yer. Kanatlıların gübresini yemiyor. Neden? Ondaki asit oranı yüksek olduğundan. Solucan asitli ve kimyasal olanları yemiyor. Evsel atıklardan da soğan ve sarımsağı yemiyor. Ne hikmetse. Ama onun haricinde her türlü sebze ve her türlü meyve solucanın en sevdiği gıdalardan. Yumurta kabuğu, selüloz yani mürekkepsiz her türlü kağıt. En kalın kartondan tut, en ince resim defteri kağıdına kadar veya A4 kağıdına kadar. Kalın bir. Her türlü kağıdı, selülozu zevkle tüketen bir mahluk. Kendi ağırlığının yarısı kadar günlük yem tüketimi yapar. Yediği yem tüketiminin yarısı kadar gübre verir. Yani bir solucanı 8 gram olarak hesaplarsak, bir solucan günde 4 gram yem yer, 2 gram gübre verir. Ha diğer 2 gramı da gelişmesi ve sağlıklı ayakta kalması için harcar. Peki, siz bu kadar emek veriyorsunuz, evet. Uğraşlar gösteriyorsunuz. Hani bir evi artık baş koydunuz bu yola. Evet. Peki, devlet anlamında da destek görüyor musunuz? Özge Hanım, maalesef devlet anlamında solucan adı altıyla destek yok. Ama devletin kurmuş olduğu ilgili kurumlara gittiğin zaman ben organik gübre üretimi yapacağım dediğinde onların tek destek verdikleri hayvan gübresini formante ederek organik hale dönüştürülmesine destek veriyorlar. Hepsi bu. Halbuki günümüzde bazı olaylardan, terör olaylarından vesaire, toprağın çoraklaşmasını da buna katarsak, aslında bana göre toprağı kimyasal gübrenin çoraklaştırması terör olayının önüne geçmesi lazım. Yasaklanması açısından. Kimyasal gübrelerin yasaklandığı ve şu anda çiftçimizin kimyasal gübre bulmakta çok zorlandığı bir ortamda, bu kadar gübre açığının olduğu bir ortamda maalesef devletimizin solucan gübresine tek kuruş desteği yok. Halbuysa solucan gübresinin faydası ne diye soralım. Solucan gübresinin faydası bizim halk arasında en kaliteli gübre dediğimiz koyun keçi gübresi.
ile gübrelenmiş bir toprağa atılan bir tohum ortalama, ya bu tohum nedir? Kavun çekirdeği olur, karpuz olur, domates, biber olur, fark etmez. Sebze veya meyve. O gübreyle, yani hayvan gübresiyle gübrelenmiş bir toprağa atılan bir tohum en erken 5 günde çimlenir. En erken. Yani ortam şartlar çok mükemmel 5 günde. Normali 8 gündür. Halbuki solucan gübresi ile o toprağı gübrelendirsek ve aynı tohumu atsak, biz bunu defalarca denedik, şahit olduk. 1,5 gündür. 1,5. Ama biz bu gübreyi sattığımız arkadaşlara 3 gün diyoruz. 1,5 gün eşantiyon olsun diye. Ve aynı şekilde solucan gübresiyle gübrelenen topraktan çıkan mahsulden alınan sonuç, yani ürün, normal hayvan gübresiyle alınan ürünün yaklaşık en az 2 katı. En az. Buradan 70 milyona söylüyorum. Bunun bir tanesi çıkıp gel bakayım sen bana böyle dedin, hani bu sonucu demesi lazım. Neler yapılabilir peki? Valla devletimizi... Siz tek başınıza sonuçta omuzlanmışsınız. Bu yolda gidiyorsunuz. Evet. Eksiklikler var. Yapılması gerekenler var. Yani. Bir el uzatılması gerekiyor. Yani. Neler yapılabilir ama? Şimdi solucan yapısal olarak yediği şeylerde hiçbir organik olmayan madde bırakmadan tamamen organiğe dönüştürülen, Allah'ın buna bunu vücuduna verdiği yapıdan dolayı. Hı hı. Çünkü 17 enzim ekliyor yediği ürüne. Dışkı olarak verirken 17 tane enzim ekliyor. Tamamen doğal bir gübre elde ediyor. Devletin bu konuda çok büyük destek vermesi lazım. En azından toprağımızı bir de toprağa olan faydası bir yana. Normal hayvan gübresi toprağı sadece besliyor. Halbuki bu gübre toprağı, çoraklaşmış toprağı, anlayacağımız tabirle söylemek gerekirse revizyon yapıyor. Yani toprağa geri dönüşüm sağlıyor. Olması gerektiği hale dönüştürüyor. Artı bu gübreyle gübrelenen toprakta yetişen bitkide birçok tarımsal ilaç kullanım ihtiyacı duymuyorsun. Evet. Mesela yaprak biti dediğimiz mahluk solucan gübresiyle gübrelenen toprağa hayatta gelmiyor. Bitkiye gelmiyor. Neden? Solucan gübresinin çıkartmış olduğu buhardan hoşlanmadığı için. Artı solucan gübresiyle gübrelenen toprak nemini salmıyor. Yani güneş ışığıyla buharlaşan topraktaki su oranı düşmüyor. Dolayısıyla daha az sulama ihtiyacı duyuyorsun. İşte bu kadar da faydalı. Bu kadar faydalı hani ama. Hani o nimet var. Evet. Biz onu niye değerlendiremiyoruz? Ya getirisi 4 kat ama devletimizden kuruş destek yok. İnşallah buradan da sizin nezdinizde de bir kez daha hiç olmazsa bize geliyordur diyelim. İnşallah. Ben buradan Tarım Bakanımıza da seslenmek istiyorum. Tabii. Bu konuyu çok ciddi bir şekilde ve çok kısa bir sürede acilen ele alıp destek vermesi lazım. Ha bu işi ben yapıyorum diye değil. Yok, ülkemizin tabii selameti tabii için. Tabii ki. Bunlar hep bir şekilde öne açıyorsunuz, kesinlikle, destek oluyorsunuz. Bunlar kesinlikle hep bir sıçrıyor, zincirleme gidiyor. Kesinlikle. İnşallah diyelim. İnşallah. Daha güzellikler İnşallah olur diyelim. Temennimiz o. Temennimiz o. İnşallah. Gerçekten çok güzel bir iş de yapıyorsunuz. Çünkü hakikaten manevi anlamda bunun çok büyük bir getirisi var. Evet. Her anlamda doğaya da evet büyük bir artısı evet var. Çünkü her canlının hani gördüğümüzde hoşnut kalamayabiliriz. Hani tutup da böyle bir kedi köpek gibi alıp belki bizzat besleyemeyebiliriz. Ama onların farklı işlevleri var. O kadar artısı var ki bizim aslında hayatta duruşumuzda, nefes alışımızda o kadar önemli bir getirileri var ki. İşte bunun hiç olmaz siz de şimdiden tutuyorsunuz. Ben buradan kısa bir şey söyleyebilir tabii miyim? Ki. Ben ev hanımlarımızın hepsine söylüyorum. Bir kutuda evde solucan besleyin. Hem evdeki atıklarınızı değerlendirirsiniz hem de solucanı çıplak elle solucanla uğraştığın zaman elindeki kapanmayan yaralar, tırnak dibi mantarları, tırnak bozuklukları, selülite varıncaya kadar, göz altı sarkmasına varıncaya kadar
Yani solucan aslında makyaj malzemeleri üretiminde de kullanılan bir ürün, biliyor musunuz? Doğru. Solucan kremleri falan var, evet, değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Evet. İşte ama böyle hakikisinde. Yani şimdi bunu çok yönlü ele alırsak saymakla bitmez ve bu programa da sığmaz. Ama ben ev hanımlarımıza buradan sesleniyorum. Onun gübresini, elde ettikleri gübreyi de evdeki besledikleri çiçekleri de kullansınlar. Süper olur. Balkonum var. Taze domates canım istiyor. Ya şöyle bir saksı yap. Orada yetiştir domatesi. Kopar ye, ondan i̇şte daha lezzetli olur. Sizin mevzinize de inşallah bu akım en azından başlar, sürer de gider diyorum. Çok i̇nşallah. Teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür daha ederim. Güzel günlerimiz olsun inşallah. İnşallah. Konsol Organik Üreticisi Abdullah Hayati Soydakök'te efendim bugün konuğumuzdu. Güzel program temelinde başlamıştık ki bilmiyorum da mesajlarla sizlere bunu iletmiş oluruz. Bir sonraki yayınımıza görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.